3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 260. 7. tema değerlendirme soruları. Metnimiz Güçlü Pehlivan. Atatürk her günkü gibi Ankara'da dolaşıp Çankaya Köşkü'ne dönmüştü. Erlerin köşkün bahçesinde sağa sola kaçıştıklarını gördü. Onları yanına çağırarak sordu. Ne yapıyorsunuz? Güreşiyorduk paşam. Peki devam edin bakalım. Erlerden biri öteki erleri yendi. Herkesi yenen ere Atatürk, şimdi de benimle güreşeceksin dedi. Er, sizinle güreşemem paşam dedi. Atatürk, korkuyor musun deyince er, elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız dedi. Nahit, Nafiz, Etküer. Atatürk'ten anılar. Erler ne yapıyordu? Birinci soru. Evet, erler güreş yapıyordu. İki, herkesi yenen ere Atatürk ne dedi? Şimdi de benimle güreşeceksin dedi. Üç, er Atatürk'e ne cevap verdi? Er Atatürk'e elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız dedi. 4. Siz olsaydınız Atatürk'le güreşir miydiniz? Hayır, güreşemedim. Çünkü onun gibi asil biriyle, yıllarca cenk etmiş biriyle saygımdan dolayı güreşmez. Onun karşısında saygı ve sevgiyle eğilirdim. Sayfa 261. Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en yakın bulduğunuz görselin altına yazalım. Evet, birincisi arkadaşlar Atatürk'ten bahsetmiş. Atatürk'ün resmi olduğu için önder olarak yapabiliriz. İkincisi bir kitap var. Kitap bizler için bilgi kaynağıdır. Bilgi olarak yazdık. Üçüncüsü buradaki askerimiz var. Buradaki askerin gösterdiği kahramanlık var. Buraya da kahramanlık yazabiliriz. En sonunda arkadaşlar bayrak var. Bayrak bizim için bağımsızlık sembolüdür. Buraya da bağımsızlık yazdık. Devam edelim. 6. etkinlik doğru yanlış. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Doğru. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Doğru. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Evet, bu da doğru. Atatürk 10 Kasım 1940 tarihinde öldü. 1940 değil arkadaşlar, 1938 olacak. Yanlış. Atatürk ilk olarak Şemsi Efendi okuluna gitti. Aslında Atatürk ilk mahalle mektebine başladı. Ancak oradan Şemsi Efendi okuluna gitti. Evet, buna da doğru diyelim. Atatürk'ün kız kardeşinin adı Zübeyde'dir. Zübeyde annesinin ismiydi, kız kardeşi Makbule Hanım'da. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.